Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün enteresan bir konseptle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir futbol iklimine girelim artık, futbol şartlarına bir ayak uyduralım diye stadyumdan sizlere merhaba diyoruz. Yanımda da çok özel bir isim var, az sonra onu anlatacağım sizlere. Burada stadyumda size stadyumun havasıyla birlikte Galatasaray'ın bir transfer gelişmesini sunacağım. Galatasaray biliyorsunuz sağ bek transferinde çok fazla atağa kalkmıştı. Guela Doğu transferinde sona yaklaşmıştı. Galatasaray 7 milyon euro transfer bedeliyle yeni bir teklif yapmıştı. 10 milyon eurodan aşağı inmeyen bir Mets vardı. Galatasaray B planı için Asinio'yu devre dışı bıraktı diye artık ben söylemiştim sizlere. Şu anda da Galatasaray'ın B planı olarak Salzburg takımından Amar Dedik ismi gündeme geldi. Bununla ilgili ben size bilgi vereceğim. Yanımda da Enes Özkan var. Kendisi Trabzonspor camiasına çok yakın bir isim. Benim de Trabzonspor ile ilgili bilgi aldığım, çok fazla başını ağrıttığım bir isim. Hatta Galatasaray'da Bakasetas ismi gündeme geldiği zaman çok fazla kafasını ağrıttım. Geliyor mu, geldi mi, ne durumda diye kendisinden bilgi almaya çalıştım. Amar Dedik iyi bir isim mi, nasıl bir isim? Bunun analizini Enes'ten rica edeyim. Öncelikle ben size bir Amar Dedik'i anlatayım arkadaşlar. Ardından da Enes'e sözü vereceğim. Amar Dedik bu sezon 31 maçta 5 gol 5 asistlik bir performans gösteriyor Salzburg'da. Ve de oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Oyuncu yaklaşık 40 gündür sakat arkadaşlar ve 6 maçı bu dönemde kaçırdı. Ancak önemli sakatlığı olmadığını söyleyebiliriz. Baldır sakatlığı var. Bunun da Galatasaray testlerini yaparak bir teklif yolladı. Şu anda güncel teklifi söylemek istiyorum. 7 milyon euroluk bir teklif yaptı Galatasaray 21 yaşında oyuncuya. Ancak Salzburg arkadaşlar şu anda 15 milyon euronun altını düşünmüyor. Galatasaray 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Guela Doğu'ya da teklif yapmıştı 7 milyon euro. Şu anda birinci planda Guela Doğu'nun olduğunu söyleyebiliriz. Guela Doğu transferinde Mets olumlu dönüş yaparsa hemen transfer açıklanacak. Çünkü Galatasaray'ın B planını devreye sokmasının sebebi Mets'i biraz ikna etmek. Mets'i ikna etmek için Guela Doğu için Galatasaray şu anda B planında Amar Dedik'i devreye soktu. Evet, Enes'e sözü verirken arkadaşlar Guela Doğu'yu soracağım önce. Guela Doğu ile Amar Dedik'i bir karşılaştıralım. Hangisi daha iyi bir oyuncu? Hangisinin özellikleri daha ağır basıyor? Ve de en önemli soru şu, en çok merak ettiğim soru şu. Galatasaray'ın oyun profiline, Galatasaray'ın savunma profiline en uygun oyuncu kim? Galatasaray'ın hangisini alması daha mantıklı olur? Öncelikle Guela Doğu'dan başlayalım. Enes'e sözü vermek istiyorum. Nasıl bir oyuncudur Guela Doğu? Tabii şimdi öncelikle Guela Doğu'dan başlamak istiyoruz. Guela Doğu çok teknik bir oyuncu. Baktığımız zaman ben aslında izlediğimde, kendisini takip ettiğimde kendisini Sacha Boey'e çok benzettim. Oyun stilini, çalım atması olsun, o çevikliği olsun, hızı olsun. Bana Sacha Boey'i anımsattı. Sacha Boey uzun yıllar Galatasaray'da forma giymiş ve çok başarılı olmuş ve rekor bir transfer bedeliyle de Bayern Münih'e transfer olmuş bir isim. Şimdi Guela Doğu'nun piyasa değeri yaklaşık 7 milyon civarında ve Galatasaray'ın da teklif ettiği miktar 7 milyon euro. Şimdi mali açıdan olaya bakacak olursak eğer, anlaşma ihtimalleri çok yüksek kendilerinin. Özellikle baktığımız zaman tekniği olsun, hızı olsun, adam eksiltmeleri olsun çok öne çıkan bir isim. Ben Guela Doğu'nun başarılı olacağını düşünüyorum. Bizim ligimizde güzel işler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fransa liginden genelde, yani istisna olmakla birlikte, bizim ligimize gelen futbolcular genelde başarılı olmuşlardır. O ligle bir uyumumuz var. O ligde oynayanlar bu ligde de başarılı oluyorlar. Falcao hariç. Tabii Falcao hariç. Falcao bir istisnaydı. Fakat genelde başarılı olmuşlardır. O yüzden mali açıdan ben anlaşma durumunu çok yüksek görüyorum. Teknik açıdan baktığımız zaman dediğim gibi Guela Doğu gerçekten çok teknik bir isim. Hızı olsun, adam eksiltmeleri olsun ve çalımları çok dikkatimi çekti. Yani çalım atabilen, çok çabuk bir şekilde rakip ceza sahasına girebilen, orada tehlike oluşturabilecek bir isim kendisi. Dediğim gibi oyun stilini Boya'ya çok benzettim. Şayet gerçekleşirse ben Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum kendisini. Asıl sorum şu, Guela Doğu mu, Amar Dedik mi? Şimdi baktığımız zaman aslında ikisinin de öne çıkan yönleri çok farklı Resulcüm. Yani Guela Doğu tekniğiyle, hızıyla ön plana çıkıyor. Tabii şimdi baktığımız zaman Guela Doğu daha çok ofansif futbolun oynandığı, yani ofansif taktikle oynanan bir takımda daha başarılı olacak bir isim. Amar Dedik biraz daha defansife kaçıyor. Tabii burada Okan Buruk'un oyuncuyu nasıl kullandığı çok önemli. Gerçekten her cevher, her elde
meydana çıkmıyor. Doğru usta da doğru şekilde işlendiği zaman meydana geliyor. Ama ben Okan Buruk'un onu yetiştirme ya da onu böyle işleme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. İkisinin dediğim gibi futbol tarzı birbirinden farklı. Yani aslında bu açıdan bir kıyaslama... Sorumuz şu: Galatasaray'ın savunma hattına, Galatasaray takımına hangi oyuncu daha çok uyum sağlıyor şu an? Ben Guardiola'nın daha çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani çünkü Galatasaray baskılı futbol oynayan, ofansif anlamda futbolcuları da bu yönde baskılı futbol oynatmayı seviyor. Nitekim Boey'de Okan Hoca'nın elinde daha da bir parladı, daha da bir yetişti. Çok, yani Okan Hoca'dan önce de Galatasaray'da olan bir isim ama onun döneminde, yani Okan Hoca'nın döneminde daha da parladığını görüyoruz. Ve ben yaşının genç olması sebebiyle oynadığı futbolla Guardiola'nın daha çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Boey gibi rekor bir sağ bek transferi görebileceğimizi ben düşünüyorum. O yüzden Guardiola'nın daha çok ön plan çıktığını düşünüyorum. Ama tabii Ammar dedi ki de burada geri plana atmamak lazım. O da oynadığı futbolla veyahut da işte geriye yönelik işte o defansa yardım etmesiyle, kademeleriyle ön plana çıkan bir isim. Ama dediğim gibi hem maliyet açısından, çünkü piyasa değeri 20-21 milyon euro civarında. Şu an 15'ten aşağı kulübü inmiyor arkadaşlar. 15 milyon euro. Galatasaray'ın teklif ettiği rakamda 7 milyon euro. Arada çok büyük uçurum var. Bu teklifin sebebi de Guardiola için bizim B alternatifimiz var demek. Sebep bu yani. Gerek Ammar Dedik olsun, gerek Guardiola olsun, hangisi transfer edilirse edilsin, ikisinin de hani iyi işler yapabileceğini düşünüyorum Galatasaray'da. Ama dediğim gibi Guardiola benim için bir plan, bir adım daha öne çıkıyor. Çünkü Galatasaray'ın oyun planına, o hücumcu, o atik, o çevik oyun planına Guardiola'nın daha uygun gideceğini ben düşünüyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Ve sonrasında gruplara kalırsa uzun bir süreç var. Bu süreçte de Galatasaray'ın sağ bek yükünü Guardiola'nın çok rahat bir şekilde kaldırabileceğini düşünüyorum. Kendisi şu an hali hazırda zaten aktif bir şekilde bol oynayan bir isim. Ya şöyle, Guardiola şu anda arkadaşlar 50 maçın üzerinde maç çıkarttı. 21 yaşında bir çocuk düşünün ve 50 maçın üzerinde oyun oynuyor. Ben de Guardiola'nın Galatasaray'a, Galatasaray'ın oyun yapısına daha çok uyacağını düşünüyorum. Ve Boey gibi, aynı Boey'de biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda, ligde, Avrupa'da her yerde oynatabildiğiniz, sayısız maç oynayan ve yorulmayan, ciğersiz tabiriyle söylediğimiz bir isimdi. Guardiola da bu isme çok yakın. Bundan dolayı da ben Guardiola'nın Galatasaray'a hala daha yakın olduğunu düşünüyorum. %90-95 dolayında Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye yakın olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer Amar Dedik transferi olursa da, yani Metz vermezse, eğer inat ederse, Amar Dedik de Avrupa'nın wonderkidlerinden bir tanesi. Avrupa'nın en iyi sağ beklerinden bir tanesi. Şu anda piyasa değeri de uçmuş durumda. Birçok talibi var. Şu anda taliplerinin bir adım geri atmasının sebebi şu an halihazırda bir sakatlığının bulunması. Ancak tekrardan teyit edelim, sakatlığı çok önemli bir durum değil. Galatasaray'da bununla ilgili detaylı bir rapor isteyecek arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Enes'e de çok teşekkür ediyorum. Renk kattım videomuza. Karabük Üniversitesi'nin stadyumunda da inanılmaz güzel bir yayın gerçekleştirdik. Bu videodan sonra bir de milli takımla ilgili bir videomuz olacak. Yine Enes'le birlikte milli takımı değerlendireceğiz. Ona da bir göz atmanızı rica ediyorum. Enes, katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bal gibi futbol takipçilerine de teşekkür ediyorum. Bal gibi futbol sayfasını takip etmeye devam edin. Güzel işler, biz de güzel işler başarmaya devam edelim. Teşekkürler, hayırlı günler.